Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok seviyorum, tamam mı? Hadi baba, hadi. Aç şunu. Ali amca. Efendim? Babam neden açmıyor telefonunu? Meşgul kızım, ne oldu? Anneme biri saldırdı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Hemen gel amca, sağ çabuk ol. Tamam, tamam. Hemen geliyorum, tamam. Gülüyor musun kanka? Kimmiş öyle? Bir dakika abi, bir tebrik edeyim ya. İyi, tamam oğlum. Hadi geç, tebrik et. Tamam, hadi. Yengeciğim, ailemize hoş geldin. Sağ ol bari. Hoş geldin Can. Ay vallahi gözlerim doluyor. Ağzın sütü bozulmaz. Sağ olun. Sağ ol, inşallah. Kimmiş? Ya tamam, önemli değil. Benim halledemeyeceğim bir şey değil. Sen hiç en mutlu gününe odaklan, tamam mı? Oğlum sen bir müsaade et de ona ben karar vereyim. Söyle kimmiş? Ya abi amma işkoliksin ya gerçekten. Yengem seni böyle mi hatırlasın yani ilk günden? Beni bıraktı gitti diye. İyi, işle alakalı yani, öyle mi? Evet, hiç merak etme. Hadi ben kaçtım. Yenge görüşürüz. Ajda Hanım, Can görüşürüz. Hadi bay bay. Şöyle fotoğraf çekilelim. Evet. Nereye gidiyor? Evet, bir ofise. Tamam mı? Sen iyi olacaksın. Ben senin yanındayım. Ondan sonra... Alo, bir yaralanma durumu var. Adresi veriyorum. Özbahar Sokak, No 8. Acil ambulans istiyorum. Hasan. Aa, bu İstanbul hepinizin ayarını bozmuş. Ama ben düzelteceğim. Merak etme. Nasıl? Nasıl düzelteceksin? Birkaç kişi daha öldürerek mi? Ha? Sıra bize ne zaman gelecek? Hasan sus! Hasan sus dedim sana! Sus! 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 Tamam. Sus! 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 Ey babam Hasan! Karışma! Çekil lan! Sen geldin diye omzumdaki yükler kalktı sandım ben. Babam geldi dedim. Elimizden tutar dedim. Gerekirse bizim için kendini feda eder dedim. Ama sen... Sen plan kurup adam öldürmeye kalkıyorsun. Anam vardı o arabada. Kardeşim vardı benim, Can. Bir de beni... Bir de beni arıyorsun. Oğlum... İçime doğdu. Hatırladın mı? Salağım değil mi çünkü ben? Salaksın! Ya salak olmasan... ...babanın yanında olursun. Salak olmasan... ...babanın karşısına geçip... ...böyle terbiyesizlik yapmazsın. Sen nasıl insansın ya? Sen nasıl babasın? Ha? Ali nerede? Nerede senin vicdanın nerede? Sen benim kardeşimi öldürecektin. Kendi evladını. Bir insanın hayatı. Bir çocuğun hayatı senin için bu kadar kolay mı? Bir insanı öldürmek bu kadar kolay mı? Cevap ver baba!
Kim bilir daha kaç kişiyi öldürdün? Söylesene! Aa, sus! Aha. Bırak el! Doğduğun gibi lanet ol. Ana! Hayırsızın tekisin! Ne oluyor ya? Babam var karşında baban! Ahmet! Baban! Mi? Anladın mı? Ahmet be! Vur! Çekil lan! Vur bir daha vur! Ana! Senin belanı versin! Allah seni belanı! Ana! Ana koş abimle Hasan kavga ettiği koş! Koş! Ben ne yaptım? O Kadir var ya Kadir. Kadir bizim ailemizi ateşe ateyi. Ya adam karnıma göz dikmiş. Aklınca beni ortadan kaldıracak. Ya ben ne yaptım? Ben sadece ondan önce davrandım. Başka yolu yok muydu? Bu muydu tek çaresi? Adam öldürmek miydi tek çaresi? Kendini bıçaklamak mıydı tek çaresi? Ha? Cevap ver! Cevap ver bana! Onu tutmayınca adamın arabasını bozmak mı? Hasan gözün sürüyor. Kes lan kes! Ağam. Sana ne? Sana ne lan sana ne? Hesap benim hesabım sana ne oluyor? Birini öldürmekten bahsediyorum baba. Birini öldürmek. Canı Allah. Bu kadar kolay mı? He. Kolay. Bu kadar kolay. Benim cehennemde biletim hazır. Yerim var. A1, A5. Fark etmez artık. Artık yoluma kim çıkarsa fark etmez. Elim titremez. Anne, artık benimle kimse baş edemez. Anladın? Hadi. Gel al benim canımı da. Hasan, Allah'ın adını verdim kardeşim. Ne olur sus artık. Hadi. Hadi gel, öldür beni de. Rahatla. Burada. Nesi var hastamızın, ne oldu? Bir anneme saldırdı. Beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Tamam. İlk müdahaleyi araçta yapacağız. Boynunu takalım. Ne oldu tam olarak? Darp mı? Evet. Başa darbe aldı mı? Evet. Kafasının arkasında kan var. Belki başka yerlerinde de vardır. Ben bilmiyorum. Tamam. Alıyoruz sedyeyi. 1, 2, 3. Anne. Anne ben senin yanındayım, tamam mı? Seni çok seviyorum ben. Tamam. Sen iyileşeceksin, iyi olacaksın. Korkma, tamam mı? Anne. Anne ben senin yanındayım, tamam mı? Hiç korkma. Seni günlere böldüm. Seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim. Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi, minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşısında. Şiirler söylenir, şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladık da sen ona bak da, kahverengi uçlarına mı gözlerinin, tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa? Bütün günler yenileşir her bekleyişte ve bütün dünler, bütün geçmişler, kapını açarsın gibi de hiç kimseler yok. Çaresiz. Benim sana gelişim de hep böyle. Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti. Sonra bütün bulutlar hep birden geçti. Anılar. Anılar. Belki hepsi bir kelime.
her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Hepsini polise anlatacağım. Sen de cezanı çekeceksin. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sana mı kaldı be bu cezamı kesmek? Ağam, ağam. Sana mı kaldı? Hasan, seni gebertirim. Anladın? Kanımdan demem, canımdan demem, seni gebertirim. Hadi, gebert. Gebert. Gücün varsa at üzerime topla. Hadi bakalım. Başka türlü durduramazsın beni çünkü. Sen hapsimi oylamadan ben durmam. Ulan, ulan ben seni! Yeter Allah belanı versin. Anam, Hasan elinde kalıcı, bunun bir şey yap. Aç kızı. Aç, Allah korusun, aç. Ben seni geberteceğim. Oğlum, dur! Oğlum, dur! Hasan! Ne yapıyorsun oğlum? Eyüp, dur oğlum. Eyüp, şimdi dur. Bir dur. Hasan! Hasan oğlum, dur. Oğlum, kendi evladına mı kıyacaksın ha? Delirdin mi oğlum sen? Ana! Bırak! Evladımız dedik, celladımız çıktı! Bırak, ne olacaksa olsun, bırak! O zaman, o zaman önce benim canımı al! Al ki şu ana yüreğim daha fazla dağlanmasın! Yeter! Evlat acısı çektim, yeter! Yeter çektiğim evlat acısı, yeter, yeter! Oğlum, dur oğlum sen de dur, geç şöyle. Dur bak, bak, bak babaannene. Günah değil mi, kalpten mi gidecek biz? Ha? Ha yavrum? Keşke hiç geri gelmeseydin. Keşke hep hayalimdeki gibi kalsaydın baba. Ben bugün bir kere daha gömdüm babama. Bir kere daha. Ben bugün bir kere daha etim kaldı. Benim artık bir babam yok. İşte olmamış zaten. Hasan! Hasan! Hasan buraya gel! Hasan! Hasan'ı hemen, hemen buraya gel! Hasan! Hasan dur! Hasan! Hasan gitme! Ha, Hasan! Dur oğlum, dur! Dur, dur! Korkma, tamam mı? Ben senin yanındayım. Sen iyileşeceksin. Kızım. İyiyim ben, korkma. Tamam anne. Ben senin yanındayım, tamam mı?
Korkma, tamam mı? Sen iyi olacaksın. Ben seni çok seviyorum, tamam mı? Canım annem benim. Canım annem. Seni çok seviyorum. Biraz aceleye geldi ama umarım beğendin. Beğenmek ne demek? Her şey çok güzel. Bayıldım, rüya gibi. O kadar uzun bir yoldan geliyoruz ki seninle Gülperi. Ha? Düşünsene. Neler başardık. Evet. Şimdi inşallah çocuklara kendimizi anlatmayı başaracağız. Başaracağız. Hiç merak etme. Anlayacaklar bizi. Zor günler bitti. Artık mutlu olma sırası bizde. Evet. Ağlama. Ağlama. Ağlamayacaksın. Ağlama. Ağlamayacaksın. Partimiz mi? Hasan. Efendim Hasan? Abi neredesin? Sana ihtiyacım var. Ne oldu oğlum, iyi misin? Babam. Babam suçlu. İtiraf etti. Sizi öldürmek isteyen oymuş. Nasıl itiraf etti? Ne oldu Hasan? Bir şekilde oldu işte abi. Ben şimdi emniyete gidiyorum. Ne biliyorsam anlatacağım. Tamam. Ben de geliyorum. Bekle beni, olur mu? Ne oldu, ne diyor? İyi miymiş? İtiraf mı itiraf bir şey dedi. İyi herhalde. Bilmiyorum ki iyi mi? Eyüp. Anlatmış Hasan'a her şeyi. İtiraf etmiş. Benim arabamla oynadığını, öldürmeye çalıştığını. O da ben emniyete gidiyorum ifade vermeye diyor. Tamam, biz de geliyoruz. Hadi gidiyoruz, canımın içi. Canımın içi, hadi. Ne oluyor? Hadi, hadi, hadi. Eve girdiğimizde kapının kırık olduğunu fark ettik. Sonra annem içeri girmek istedi. Sonra? Annem iç yıldıklarını duydum. Adam annemi darp etti. Ağrı kesicinizi de yaptık. Birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok korktum. Bağırdım, yardım istedim. Şeyma? Barkın. Geçmiş olsun, ne oldu ya? Sağ ol, sağ ol. Amcam da geldi. Şimdi babam da gelmiştir, kendisi avukat. O gelince devam edelim, olur mu? Olur. Ya abim gelemedi. Önemli değil, önemli değil. Nasıl ya? Telefonuma da cevap vermedi. Nerede babam? Benim yüzümden. Tamam. Çok meşguldü. Ben de olayın bu kadar ciddi olduğunu düşünemedim. Doğru anlatamadım galiba. Tamam, ben iyiyim. Merak etmeyin, sorun yok. Sorun yok mu? Ya şu an babama bizim çok ihtiyacımız var. Ama Marticiğim, tamam bak ben geldim işte. Tamam. Ararız, baban da gelir. En kısa zamanda gelir o da, tamam mı? Hadi sen şunu bir hallet. Sesi nasıl geliyordu Hasan'ın? Bilmiyorum. Perişan olmuştur çocuk. Hele bir şey yapsın, hele bir fiske vursun, mahvedeceğim ben onu. Hasan mı? Gitmiş mi emniyet? Yok,
Artemis. Bir tanem nasılsın? Neredesin? Nerede miyim? Asıl sen neredesin baba? Amcamı göndermişsin, sen niye gelmedin? Barkın senin yanına mı geliyordu? Evet. Önce benim soruma bir cevap verir misin? Neymiş bu önemli olan işin? Neredesin sen ya? Senin ya benden önemli ne işin olabilir? Ben ne kadar kötü bir gün geçiriyorum, senin haberin var mı? Bir tanem bir sakin olur musun? Tane tane söyle bakayım şimdi. Sen benim nereye gelmemi istemiştin? Ha? Anlat bakayım. Biz ölüyorduk. Annemle ben ölüyorduk. O ne demek bir tanem? Ölüyorduk ne demek? Adamın biri annemin evine girdi. Gözümün önünde anneme saldırdı. Sonra geldi beni tehdit etti. Annemi tehdit etti. Ben çok korktum. Annemin başı belada ama sen yoksun. Benim canım çok yanıyor ama sen yoksun. Neredesin? Bir tanem ben hemen yanınıza geliyorum, tamam? Sen sakin ol. Bekle beni hastanede. Geliyorum yanınıza. Ne olmuş? Artemis mi hastanede? Şükür beri. Şeyma'ya birisi saldırmış. Artemis yanındaymış. Hastaneye kaldırmışlar. Benim şimdi hemen hastaneye gitmem lazım. Neyse siz Hasan'ın yanına gidin. Tamam. Ben birisini yönlendireceğim yanınıza. Yardım edecek size. Tamam. Bu şimdi Eyüp'e ifade vermeye gidiyorum dediyse Eyüp kesin kaçış planı yapmaya başlamıştır. Neyse ben hastaneye gideyim, oradan hemen yanınıza geleceğim, tamam? Tamam tamam. Ben üstümü değişip giderim ben de. Tamam. Kadir, yüzükleri çıkarın. Tamam. Sakin, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Canımın içi hadi. Gel 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 gel. Başınız sağ olsun. Neden öldü? Seyit Üste, neden öldü? Onun başına ne geldi hakkında bir bilginiz yok mu? Yok ki, size soruyorum. Hastanemize geldiğinde kendinde değildi. Beyin kanaması geçiriyordu. Müdahale ettik, durdurduk. Ama fıhtı atmasına engel olamadık. Aralarında bir tartışma yaşanmış olabilir. Ama ne olduysa düşmüş, başını çarpmış. Hemen hastane polisine haber verdik. Geldiler, rapor tuttular. Eğer yakınları şikayetçi olurlarsa otopsiye alırlar. Ondan sonra daha net bilgilere ulaşabiliriz. Ya bu arada sen nesi oluyorsun? Eyüp'üm, kurban olayım bana bir şey de. Oğlum, gözümün önünde evlat katili oluydun. Ne oluyor? Aranızda ne var? Senin bu torunların var ya. Ana, hain bunlar, hain. Ne hainliği yapmış ha? O konuştuklarınız neydi sizin? Ha? Hasan'ım yalan mı değil? Oğlum, ne yapayım? Ne toplanıyorsun sen ha? Nereye gideyim? Cehenneme gideyim. Tamam mı? Kurban olayım. Kurban olayım, bak yetme. Gel konuşalım. Kurban olayım, gel ya. Ana! Yeter! Ya ne isteyin? Bitmediniz. Ne isteyin? Ha? Ne isteyin? Ne oluyor? Neden oluyor? Nasıl oluyor? Ne yaptınız? Size ne? Size ne? Size ne? Aa, gideyim işte. Rahat edin. Verdiğiniz adrese gittik komiserim. Şüpheliye ulaşamadınız. Hasan, oğlum.
Ne bu halin? Ha? Oğlum kim yaptı bunu sana? Kim yaptı? Kim yaptı söylesene. Of. Babam mı yaptı? Eyüp mi yaptı bunu sana? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Canım. Bak. Bir daha onu görmeyeceksin. Sesini dahi duymayacaksın. O seni hak etmiyor. Tamam mı? İzin vermiyorum ona. Ona izin vermeyeceğim. Siz böyle bekleyin. Birazdan Savcı Bey gelip ifadenizi alacak. Gideyim üstüne. Yastığını düzelteyim istiyorsan. Sağ ol canım yemeğim. Kızım sen de çok hırpalandın. Hadi git otur biraz. Hadi. Ne yaptınız? İyi misiniz Şeyma? Hadi hadi merak etme. Orada kaç işim? Bitti mi işlerin? Hani şu bizden önemli olan. Neredeydin? Geldim işte kızım buradayım. Neden söylemiyorsun nerede olduğunu? Telefonda da söylemedin. Şimdi de geçiştiriyorsun. O ne demek Artemis? Geçiştirmek ne demek? Aşk olsun. Niye gelmedin o zaman? Kızım yapma. Baban durumun vahametini bilse tabii ki de gelirdi. Bak öğrenir öğrenmez koşa koşa geldi. Çok korktum, ne yapayım? Haklı. Haklı annesi. Yanında olmalıydım. Benim hatam, özür dilerim. Sen nasılsın? Ha, nasıl hissediyorsun? İyiyim, iyiyim. İyiyim, çok daha iyiyim, merak etme. Ağrı kesicilerle ayakta duruyor. Canı çok yandı. Allah Allah. Tehdit mehdit ne demek Şeyma? Anlamadım ki. Kim bu adamlar? Ne oluyor? Ben hiç bilmiyorum. Bana çağıracaklar şimdi. İfadeyi verirken Kadir abi de yanımda olsaydı. Nerede kaldı? Yetişemez o. Geleceğim dedi bana. Acil bir işi çıktı. Senin aradığını da o söyledi zaten. Acil. Bundan daha acil ne olabilir? Tamam, kendi gelemedi ama arkadaşını gönderiyor. Gelir şimdi. Ah, geldi. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar. Ne yaptınız, ifade verdiniz mi? Hayır, çağıracağız dediler. Tamam. Kadir telefonda bahsetti ama bir de senden dinleyelim evlat. İçeride neler söyleyeceğini bilmemiz gerekiyor. Etrafa bakıyordum, yukarı çıktım. Sonra bir anda saldırdı. Yüzünü gördün mü? Yok, tam olarak hiçbir şey göremedim zaten. Belli belirsiz bir anda arbede çıktı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben gördüm. Tehdit ettiğinde gözlerimin içine baktı. Çok net hatırlıyorum yüzünü. Ne dedi? Annene söyledim, sen de duy dedi. Her davaya bakmasın, her şeye burnunu sokmasın dedi. Şeyma, daha önce hiç tehdit falan aldın mı? Kim bu adam? Yok. Hayır. Artemis'e söylerim, gider nikaha engel olur. Ama Kadir anlar, biterim. Kadir'i zaten kaybettim. Hep ben kötü olan oldum, hep o kadın iyi oldu. Bu sefer o gelinliğiyle nikah masasında kalsın istiyorum. Bir yol bulmam lazım. Mağduriyet kartını oynayacaksın. Bak, güçlü kadınlar erkekleri her zaman korkutur. Senin de tıpkı o kadın gibi zayıf görünmen gerek. Yani biraz zayıf görüneceksin, o kadar. Evet de bu dediğin neredeyse imkansız benim için, biliyorsun değil mi? Senin problemin ne biliyor musun Şeyma? Sen direkt mücadele ediyorsun. Taktik değiştir. Arkadan sokul. Golü senin attığını kimse anlamaz.
Yani bu şekilde devam edersen hep Gülperi kazanacak, sen kaybedeceksin. Evet de ne yapacağımı bilemiyorum ki. Bana bırak. Ama biraz canın yanacak. Canım mı yanacak? Çok korktum baba. Annemi öldürecek sandım. Elim kolum bağlıydı, bir şey de yapamadım ben. Oh, ya anneme bir şey olsaydı, ya o adam bir daha gelirse? O adam bir daha gelmeyecek, yakalayacağım ben o adamı. Sen hiç merak etme, olur mu? Lütfen. Üzülme sen bir tanem. Ya Kadir, çok özür dilerim. Benim yüzümden kızımız bu kadar üzüldü. Yok canım, ne alakası var? Niye senin yüzünden? Yok. Hiç merak etmeyin. Merak etmeyin, yakalayacağım ben o adamı. Tamam. Seyit abim babamın yanına görmüş Seyfullah. Karanlık bir tip olduğunu bildiği için özellikle sormuş. Sanki işi düşmüş gibi. Özkan diye bir adamdan bahsetmiş, bir usta. Para karşılığı yakın zamanda bir arabayı bozdu demiş. İşte bu Özkan'la Seyfullah babama yardım etmiş. Babam da onlara para vermiş. Kadir abin arabasını bozsunlar diye. Ben karşısına geçtim. Yüzüne karşı baktım, sordum. Ben yaptım dedi. Kadir abim. Kadir abiyi öldürmek için. Oğlum. Bir dakika. Oğlum. Oğlum, tamam. Daha iyi misin şimdi? Burama sanki bir şey oturdu. Gitmiyor. Babam. Öz babam o benim. Kendini suçla. Kara, ben içimdeki suçluluk duygusunu atamıyorum. Hapse girecek. Ben ele verdim diye hapse girecek. Sanki böyle her tarafımda alevler var. Böyle onların ortasında kalmış gibiyim ben. Hiçbir şey yapamıyorum. Yanıyorum sadece. Hayır. Hiçbir şey sana sebep olmadı. Tamam mı? Hiçbir şey senin suçun değil. Sen doğru olanı yapıyorsun. Tamam. Doktor. Önemli bir şey yokmuş bir tanem. Taburcu edecekler, merak etme. İyi tamam, ben işlemleri halledeyim o zaman, bırakırım Şeyma evine. Tamam. Ya siz ciddi misiniz? Adamın biri annemi öldüresiye dövdü. Neden yaptı, bir daha gelir mi bilmiyoruz. Annemi yalnız mı bırakacağız? Esire var.
Sira memleketine gitti. Ya kadının bir bardak su almaya hali bile yok. Ben annemle kalayım desem izin vermezsiniz tehlikeli diye. Ya zaten o ay bitti yani, oradan taşınması lazım. Adamlar orayı biliyor. Ya bir daha gelirlerse? Bence annemizde kalsın. Hem ben ona bakarım, sen de yanımızdasın. En güvenli ev bizim ev. Anneciğim, eve gidebilirmişiz. Seninle de ayrıca hesaplaşacağız. Oğlum manyak mısın sen? Ha? Neden söylemedin bana olanları? Artemis aradığında neden sakladın? Yuh artık abi ya. Ne yapacaktın? 20 yıl sonra Gülperi'yi nikah masasında bırakıp koşa koşa hastaneye mi gelecektin? Oğlum en azından nikahtan sonra hemen koşup gelirdim. Allah Allah ya. Korkmuş kız. Haklı. Ya şu kardeşine birazcık güvensen abi ya. Ya olay çok büyük olsa ben zaten sana haber veririm. En güzel günün mahvolmasın. Ben kendim halledeyim istedim. Hata etmişim. Pardon. Allah Allah ya. Barkın ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Ne yapıyorsun? Ne trip atıyorsun şimdi? Hem suçlu hem güçlü. Hayret bir şey ya. Çocukken de böyleydin. Azıcık eleştirilince hemen küsüyorsun. Haklıyım, haklı. Anlamıyor musun? Sen de babasın, anla biraz halden. Kız çok korkmuş, yanında olmalıydım. Bu kadar basit. Bundan sonra benim adıma karar verirken lütfen biraz daha dikkatli düşün.